Köfte harcım, galeta unum hazır oldu. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere evimizde hem ekonomi katkıda bulunmak adına hem de bu bayat ekmeklerimizi değerlendirmek adına, bilenler muhakkak vardır ama bilmeyen arkadaşlarımız için böyle paylaşmak istedim. Şimdi evimizde bayatlayan ekmeklerin köfte harcı yapabilmek için, ki her an elimizde olması gereken bir malzeme, dışarıdan almaktansa bayatlayan ekmekleri bu şekilde parçalar haline bölüp birkaç gün şöyle bir sofra bezine serip masada, mutfağın herhangi bir köşesinde veya sepette bile kurutabileceğiniz bir en kolay sistem. Şimdi bunları gördüğünüz gibi çıtır çıtır kuruduğuna dair sesleri ve ben bunu elimle bu şekilde çok kolay parçalara ayıracağım. Ki çöpe atmaktansa, hele ki bu dönemde dediğim gibi, ben çöpe atmaktansa evimizdeki nimetlerimizi böyle değerlendirmekte fayda var. Şimdi bunların hepsini alabildiğince tepsime alıyorum. Çok kolay bir şekilde köfte harcı yapabiliriz bunları. Bunların şimdi bir kısmını şöyle alıyorum bir kenara. Başlıyorum elimle. Bakın, makineye bile hiç gerek olmadan şöyle ufalıyoruz. Fırınlarda bekletilen, satılmayan bayat ekmekleri alıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu, bu kuruyan ekmeği elde yapmak çok daha mantıklı. Çünkü çok kuruduğu için makinemizin plastik veya camsa bilemiyorum, çizebilir. Böylesi daha sağlıklı ve mantıklı oluyor. Şimdi bunun bir kısmını, benim böyle bir süzgecim var. Bunları süzgecin içine alıyorum. İşte gördüğünüz gibi köfte harcım, galeta unum hazır oldu. Hani gerekirse bunu bunun içinde de bu şekil yapabilirsiniz tekrardan. Şimdi bunu tekrar diğer işlemi yapacağım. Yani bir tane ekmekle bile tabiri caizse bir yıllık köfte harcınız, galeta ununuz hazır olmuş olur. Yani günah, ekmeklerimizi atmayalım, küflendirmeyelim. En azından bunu yapamıyorsak bile kuşlara ıslatıp verelim. Yani çöplerde ekmekleri bereketimizi atarak, yani kaçırmayalım, öyle derler ya. Her nimet kıymetlidir, kıymetini bilelim. Bunu da aynı şekilde devam etmiş olacağım.
Gördüğünüz gibi. Bunların asla bozulma gibi bir şey de olmuyor. Şimdi bunu şöyle kavanozlarıma dolduracağım. Bayağı kurumuş bunlar şu an, çünkü emin olduğum için kavanozuma dolduruyorum. Gerekirse 1-2 günde bu şekilde de sizler dışarıda bekletip iyice kuruduktan sonra da kavanozuna koyabilirsiniz kavanozlarınızı. Ve kesinlikle de bozulmamış oluyor. Bilemiyorum fiyatını ama 3,5 lira olan ekmeği burada ben 2 tane kavanozumu, gördünüz, ağzını kapatıp kullanacağım. Her an elimin altında hazır bir şekilde. Köfte ekmeğim, köfte harcım, galeta unu, ne derseniz bu şekilde de elimin altında her an kullanabileceğim bir malzemem oldu. Bunu da tekrardan böyle ovarak yine işlem haline getireceğim. Bunları da kuşlara veririm. Gördüğünüz gibi bana bir yıl yetecek kadar bir köfte harcım, galeta unum, köfte ekmeğim hazır oldu. Yani sizler de bu ekmeklerinizi atmayın, değerlendirin. Çünkü her mutfakta gerekli olan bir malzeme. Ve artan üst kabukları da bu şekilde. Bunları da şimdi biraz ıslatacağım. Ki bunları da tekrardan yapabilirsiniz ama biraz daha iri oluyor. Bakın. Gene de ama gene de yapabilirsiniz. Hani kuşlara da vereceğim ben bunları. Biraz ıslatıp halen de çıkıyor. Bunlar da gitsin onun kuşlara.